The producer. Başlıyor. Şu var ya falan. Michael Jackson. Who's bad? Who's bad? Gireyim mi? Gel abi. Oh. Ah, atıma da bindim. Bugün size Kadıköy'ün tam merkezinden ve 2 yıl evvel sevenleriyle beraber... Oh, sorry. Aa, bunlar olsun işte ya. Aa, niye bozuyorsun gayet ya? Gayet güzeldi. Aa. Bak şimdi, bak. Yapacağım bu sefer. Atıma da biniyorum. Evet, bugün size Kadıköy'ün tam merkezinden ve henüz 2 yıl evvel açılmış olan çok taze, mükemmel bir dükkan Baba Sahne'den sesleniyorum. Olur mu bu? Olur. Burada olmamızın sebebi Aralık başı premierini yapmış olan ve Türkiye'nin her yerinde kapalı gişe oynamaya devam eden Don Kişot'um Ben adlı şahane oyun, müzikal. Bu müzikalin benim için ayrı bir güzelliği var ve özelliği var. Neden? Çünkü buradaki bütün şarkıları ben besteledim. Birazdan oyunumuzun başrol oyuncuları ve şahane dostlarım Ozan Güven ve Günay Karacaoğlu bizimle olacaklar. Biz de kalın. Orada kaldık değil mi? Aa, ne tatlısın. Evet, ya kendi programını yapıyorsun. Yani bizi niye buraya getirdin? Kendinden bahsediyorsun. Ratingim artsın. Niye gözlükleyim ayrıca? Ne haber? İyi, çok iyi. Sen nasılsın? İyi. Oyundan önce senin programın için geldik. Erkenden. Çok teşekkür ediyorum. Her ikinize de iyi ki varsınız. Şahane. Çok teşekkür ederim. İyi ki sen de. Günay, sen nasılsın? Çok iyiyim. Allah nazarlardan korusun. Evet. Bir güzellik görüyorum. Acaba bahar geldiği için mi bu? Yok, fondötenimi değiştirdim. Ha, öyle mi? Reklam aldım. Kaliteli bir fondöten aldı kendine. Sonunda. Kapalı gişe öğrenince fondöteni paraya kıydı. Tabii. Aldı. Saçma pazarı lügatte belki bir yeri yok ama sancaz bacaklar demek. Hop, bacaklar cepte. Panza da sanırsam bir nebze karın demek. Evet, karın. Karından bacaklı gibi bir şey demek istiyor. Yani. Götten bacaklı gibi bir şey. Bak gördün mü? Vakit nasıl geçiyor? O öyle olsun, bu böyle olsun derken biz bugün 59. oyunu oynuyoruz Aralık'tan evet, bu yana. Evet. 1 Aralık değil mi? 1 evet. Aralık'tan. 2 Aralık. 2 Aralık, affedersin. 2 Aralık'tan evet. Bu yana bu akşam 59'u oynayacağız. Evet. Muhtemelen sezonda 110 oyunla falan kapatacağız. Bu bir de uzun yıllar sonra senin ilk tiyatron değil mi? Evet. Güzel gitti mi? Değdi mi yani? Yok, değmedi. Çok çalıştık, sen de biliyorsun yani evet. Önce hani ne bileyim senin kısmınla başlayalım bence. Müzikler bu oyunun başrollerinden bir tanesi. Hani bir müzikal diyemeyiz ama müzikli bir oyunun tam karşılığı aslında Don Kişot'um Ben. Ve... Neler çektirdin mesela Can'a, bunlardan bahset yani. Ha, evet. Kaç biraz... tane yeni beste yaptırdın ona? Şey yaptın. Söz yazdım ya. Öyle olmaz. O zaman da Can sinirlendi şey dedi. Söz verir olmuyorsa söz yaz o zaman yazabiliyorsan. Ben bir gece oturdum. Gerçekten böyle oldu ve ben hiç inanmıyordum ha. Yani bunu yapabileceğine ya da yapmayı gerçekten isteyeceğine. Hani beni böyle sırf rahatsız etmek böyle uyuz etmek için böyle diyor zannediyordum. Sabah alo. Aa dur, kim aradı? Şevket aradı ya da Emrah. Emrah Eren yönetmenimiz aradı. Biliyor musun söz yazmış. Kim söz yazmış falan, çünkü sözler zaten yazılı birçok şarkının falan. Ozan Güven. Ben böyle kaynar sular falan, eyvah, bayağı yeni beste yapmam gerekecek doğal olarak. Güzel de oldu. Hüsnü'nün şarkısı öyle çıktı. Tabii. Yine kozan bu düzene, yolum seninle kesişecek. Deli ruhum sana teşne, içimden şarkın geçecek. Çok eğlendik, eğlendik derken kavga ettik ama birbirimizi tanımıyorduk. Yani herkesin olduğu gibi fikirleri vardır oyuncuların ama onların nasıl hayata geçireceğiyle ilgili kesinlikle bir şey söylemezler. Sadece böyle olmasa nasıl olsunlar cevapları yoktur. Fikir ortaya çıktıktan sonra bizim bir fikrimiz vardır her zaman. Can da hiç bunlardan dolayı bir alınganlık göstermedi çünkü yani hepimizin işi olduğu için tabii ve çıkan ki işte ellerine sağlık. Şahane müzikler oldu yani. Çok teşekkür ederim. Çok severek yaptım. Bazen de ne oluyor biliyor musun? Böyle insanın hep böyle rahat,
alıştığı konforlu şekillerde çalışması değil de dakikaya karşı veya son andaki bazı değişikliklere karşı hani daha hem insanı güçlendiriyor hem de ortaya çıkan bazen bizi dahi şaşırtabiliyor. Yani neyle başladığımızı aslında unutup sonuçta oyuna ya da müzikli oyuna hizmet etmek ya. Mis gibi bir hal aldı, evet. Ama şöyle bir şey vardı, sen daha tekst ilk halindeyken taslak evet. olarak bir şeyler yapmıştın. Tabii. Tekst üzerine değişince evet. müziklerin de dolayısıyla hem yapısının hem sözlerin değişmesi gerekiyordu. Aslında öyle bir şey vardı. Evet. Ama bu çok dinamik tuttu hem seni hem yönetmeni hem oyuncuları. Tabii. Dolayısıyla çıkan işte çok bambaşka bir güzel bir şey oldu. Yani ilk tekste göre sen müzik yapmıştın, sonra o tekst değişince dolayısıyla da onları da bir revize etmek gerekiyor. Tabii tekst zaten birkaç kere değişti. Burada evet. bu arada yani ben hayatımda bu kadar hani oyunda çalıştım. Fakat ilk defa tekstle, yönetmenle, yazanlarla ve bunları kendine böyle modifiye etmek isteyen bir ikiliyle ben çalıştım açıkçası. Şunu ifade etmeye çalışıyorum. İlla sen şunu okuyacaksın, bunu oynayacaksın şeklinde değil de ben bunu anladım. Ben ama bunu kendime nasıl daha iyi adapte edip de oyunu daha başarıya götürebilirim. Bu bence çok önemli. Bana da iyi bir ders oldu açıkçası. Tabii müzikler de onunla beraber geldi. Duyum almış başını gitmiş gibi her yerde aç gözlülük. Bu kadar insanlaştıktan bitmiş geçer akça olmuş yüzsüzlük. Yani toplu yapılan sanatların yani resim, heykel dışında toplu yapılan yani sinemanın, tiyatronun da ben kolektif olduğuna inanıyorum. Evet yönetmenin kararında oluyor her şey ama kim işin bütününe dahil olmak istiyorsa o zaman lezzetlenen bir şey. Hani bu sinemada da böyle, ben tiyatroda da böyle olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla da hem Günay hem ben hem diğer oyuncular hem Emrah hem sen herkes komplekslerini ve egolarını bir tarafa bırakıp işle ilgilenip işe hizmet etmeye başlayınca sonucu da İşin bütününe. Yani mesela bizim oyunumuz devam ediyor. Devam ederken bile hala aslında bir prova mantığında ilerliyor. Yani senin yaptığın en ufak bir espri seni mutlu edebilir ama seyirciyi mutlu etmiyor. Dolayısıyla ne oluyor? Bütününe hizmet etmiyor orada yaptığın ufacık bir hıçkırık. O tam tersi soğutabiliyor da seyirciyi. Yani mesela bunu uyarmak, birbirimizi uyarmak, yani bütüne hizmet etmek hala devam ediyor. Mevzu bireysellik değil, tamamen hani birbirimizi apararak, birbirimizi destek alarak, öne çıkararak, geri çekilerek ulaşan bir iş ya bu. Seyirciyle buluştuğu zaman hikaye tamamlanıyor zaten. Yani dolayısıyla da her akşam interaktif olarak seyircinin tepkisine göre oyunun kendi içinde de dinamiği, temposu değişiyor. Yani seyircisiz bir tiyatro gösterisinin ne manası var ki? Yani seyirciyle buluşup onun reaksiyonuyla bütünleştiği zaman iş tamamlanmış oluyor. Tıpkı doğum gibi yani. Dolayısıyla da her akşam seyirciyle seyircinin isteği ya da oyunun istediği şeyler seyirciyle buluşup onları örtüştüğü zaman, finalde herkes coşkuyla kalktığı zaman o zaman işini yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla hakikaten her gece başka bir oyun oynuyoruz. Tiyatronun keyifli olmasının yanı burası bence. Yani bitmiş bir şey olmuyor. Her akşam yeni bir macera, her akşam yeni bir öğreti. O yüzden de hani bu kadar keyifli ve koşar adımlarla buraya geliyoruz. Bu 58. oyun yine biraz önce seninle şu şarkıyı kısaltabilir miyiz? Evet, evet. Sen de yok kısaltamam ben böyle yaptım bunu demiyorsun mesela. Yani hepimizin belki katkısı tabii ki yadsınamaz. Fakat biz bunu hem kendimiz için hem kendi markalarımız için hem sevdiklerimize bir örnek teşkil edebilmesi açısından aynı zamanda da çalıştığımız kumpanyaya da layık olalım. Bu düşünceler var. Belki pek çok düşünce daha var hepimizde. Tabii. Dolayısıyla bu hepimizden aslında daha büyük bir oluşum. Bizler birer parçasıyız. Evet. Yani ayrı ayrı yerlerde bir şey ifade etmiyor olabiliriz ama hep beraber bir araya geldiğimiz zaman baba sahnenin altında Don Quixote'un benimnin her birimiz bir parçasıyız. Yani bir tanesini çıkarsan orası eksik kalır. Dolayısıyla da herkesin yaptığı şey çok kıymetli. Tabii. Burada dekor içinde çok Tabii. kıymetli, müzik içinde çok kıymetli. Tabii. Koreografi içinde çok kıymetli, evet. kostüm içinde, reji içinde çok kıymetli olan bütün parçalar bir araya gelince ve bu bütün parçalar birbirleri içinde organik olarak aynı fikirde oldukları zaman herkesin içi rahat, keyifli bir şey çıkıyor ortaya diye bir, düşünüyorum. Bir de yani bu istisnai provalarıyla falan çok uzun süren bir süreçti değil mi? Ruh hastalığı olduğumuz için yani aklı başında birisi yok bu ekipte yani. Emrah da dahil, Şevket, Günay. Hiç üstüne alınmıyor. Yok bak. Hiç. Gayet kararlı ve mantıklı bir insanım. Tabii kesinlikle. Bir dediğim bir dediğimi her zaman tutar. Hı? Ben bu yüzünü hiç görmedim. Ben de. İnancını yapana bakma, bak yaptığına. Aşkım.
sahnemiz vardı. Böyle sanki siz dans ediyorsunuz birbirinize böyle hafif flörtler falan. Kötü bir sahneydi. Ne kötü de müzikleri vardı. İyi ki attık. Biz oraya çalıştık. Senin haberin var mı Can? Yok. Biz Uğur'la beraber. Koreografımız değil mi? Ay şey, söylenmesi zor. Kototopeter var ya. Koropetitör. Koropetitör, söylenmesi zor kelime. Koropetitör Bey. Koropetitörle, ay koropetitör. Ay hep diyesim var şu anda itibaren. Çaya bandırasın geliyor değil mi? Ona bir koropetitör verir misiniz bana? Onunla çalıştık fakat şarkıyı da söyledik. Son derece keyifli. Ve hemen de oturan şeye, değil mi? Kulağımız falan da iyi. Fakat İşte demin ilk başta Ozan'ın söylediği gibi sen müziği yaptığında, besteyi tabii yaptığında çok farklı bir yere geldiği için normalde ilk önce ben aşıktım ya. Evet. Aşık olarak başlıyordum tabii. Don Quixote Sancho. Ama onu biz değiştirince dramaturjik olarak biraz sonraya bırakınca o aşk mevzusunu oradaki şarkı oraya olmadı. Tabii. Yani aşk olmadı. O tabii aşktan da öte bir şey çünkü. İşte bunu falan ikna ederken üzüldün mü? Canın sıkıldı canın değil mi? Canın sıkıldı mı? Sen onu söyle. Ya fıstık gibi, fıstık gibi arabesk parça yaptım, eşekler kullanmıyor, aklından geçmiştir. Aklımdan tabii ki geçmez olur mu? Öyle bir şey yok. Hatta söyledin de bana, atmayalım lan falan dedin. İddiayı kim kazandı? Hanginiz kazandınız? Yok, iddiaya girmedik ki. Yok, yapı olarak kendini çıkarttırdı zaten şarkıyı. Yok, onu aslında tabii ki öyle birkaç ama sefer oldu. Ama albüme koyalım onu istiyorsun. Yok. Plak. İstemiyorum. Ha, iyi, okay. Ben onu zaten kullanırım. Yani yapılan bir şey... Ha, onu bir Tarkan'a satacak onu. Yok ya, sezonda kullanırız onu. Yeni oyna. Yapılan bir iş zaten EB'ye gitmez. Boş yere kullanılmış olmaz. Oyunun müziklerinin plağı, long play çıkacak. Sayılı bir miktarda değil mi? Böyle evet, ilk başta bir 250 gibi böyle bir şey düşünüyoruz. Hani sonra belki yine çıkartırız mıyız, çıkartmaz mıyız bilmiyorum tabii ama ilk baskısı öyle bir şey olacak. Plak, long play ve... Hani, soundtrack'i olacak oyunu. Ağlama bana. Şu halime ağlasan ya. Barat Arya'yı da mesela herkes çok kısa buluyor. Tamam iyi onu. Daha fazla sen seyirci Can, şey yapmışsın. Can, Barat Arya'yı herkes çok kısa buluyor. Uzatalım mı? Eğer öyle bir şey yaparsan. O zaman Duşine'yi de uzatma. Hayır sen çünkü gelmeden evvel diyordu ki Ozan, Barat Arya'yı biraz kısaltalım. Hayır sen dedin onu. Hayır sen dedin sen onu. Dedin, saçma, sen dedin saçmalama, Barat Arya güzel zaten dedim. Ya şimdi dedim yalan söylüyorsun. Hayır, kaydı var. Diyaloglardan atacağız 10 dakika. Barat Arya, Barat Arya'dan bir dakika atsak, 45 saniye, 50 saniye atsak. Aşka Veda. Aşka Veda'yı kısaltalım dedi. Aşka Veda'yı kısaltalım. Peki sana böyle birileri diyor mu işte bunun orijinalinde Sancho Panza karakteri bir adam değil miydi yahu? Sen nereden çıktın falan böyle bir yorumlar geliyor Tabii öyle yorum gelmiyor da yani biliniyor artık bizim onu değiştirdiğimiz. Ve daha yani hiç de şimdiye kadar öyle değil mi Ozan hani ya... Keşke erkek olsaydı diyen olmadı. Çünkü zaten ben de sahne üstünde Can seyrettin biliyorsun. Zaten çok da kadın kadın duran bir oyuncu değilim. Normal hayatımda son derece seksapelli yerinde ondan sonra femme fatale olabilirim. Tehlikeli al boyutlarda. Benim, al benim korkunç düzeyde. Bununla baş etmeye çalışıyor. Aslında oyunun alameti farikası da bence Sancho Panza'nın kadın olması o bir buluş. Yoksa Don Quixote konulabilir. Yani Don Quixote'u herkes koyabilir. Yorumları başka türlü olabilir ama bu oyunun bence en büyük buluşu Sancho Panza'nın kadın olması ve bunun Güney'in oynaması. İçine başka bir boyut daha kattı oyunun. Yani sadece bir yol arkadaşlığı, bir macera bir şey değil. Bir aşk hikayesi de bir taraftan da yürüyor oyunda. Dolayısıyla da ben bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Güney'in de oynaması daha da kıymetlendirdi. Çok da güzel oldu. Çok teşekkür ederim. Sen nasıl bir kadınsın beni bu deli geçimsiz bir adamla tek başıma bırakıyorsun? Ne yapalım yavrucuğum? Adam karından bacaklı bir silahlar istedi yanına. Ha hepiniz selvi boylusunuz ya. İlk övülen şey oyundan sonra müzikleri. Ben övülüyorum. Ozan'ın hiç adı geçmiyor. Tabii. Ve müzikler. Ozan'ın galiba belli bir kitle tarafından adı geçiyor. Benim yani hayran kitlem 0-6 yaş grubuyla 60 yaş üstü olduğu için. Evet. Yani o aradakiler zaten yok. Ya işte ya konuşmayı bilmiyor ya da konuşmayı unutmuş bir hayran kitlem olduğu için ona hala hala yapıyor çocuklar. Teyzeler de falan yapıyor. O yani benim durumum o. Gerçekten müzik konuşulmuyor mu Ozan? Müzikler ne kadar beğeniliyor? Koskoca kadınsın yalan mı söyleyeceksin? Benden hayır sen de övsene. Müzikler çok tamam, konuşuluyor. Tamam yeter. Böyle müzik. Biz mesela seneye belki bir oyun daha yaparız.
Eğer bu şekilde çalışmaya devam edersen seni de değerlendiririz. Teşekkür ediyorum. Tavsiye edersin değil mi ünlü birilerine? He, Şevket'e çıtlatacağım. Şevket hangisi? Şevket o uzun boylu arka sokaklar. Ama bir arka sokaklarda. Ya bu akşam oyunu seyret. Hem hani içine sinmeyen o söylediğimiz yerlerle ilgili bir şey varsa o gözle de bakarsın. Tabii tabii. Ben de zaten premierinde buradaydım. Ondan sonra oyun kim bilir... 8 oyun önce. Tabii tabii. Kim bilir ne hale geldi. Siz de daha ısındınız. Oyun değişti. Don Quixote'u ben oynuyorum. Sadece o zaman evet. O kadar değişti. Bu dev boyunla dev hizmet. Müziklerini attık. Radyodan bir şeyler çaldık. Daha etnik, ya bu yöresel... akşam senin için bir sürprizler olacak ama dur bakalım. Çok evet. Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Ya biz teşekkür ederiz. Hayırlı olsun programınız. Aa, evet evet. Kendimi şanslı hissediyorum gerçekten. Ne mutlu. Beni de yalnız bırakmıyorsunuz bu programda. Güzel çok mi? Teşekkür hayır, ediyorum. Rica ederiz. The Producer. Evet bugün baba sahneden Don Quixote'um Ben adlı oyun ve onun başrol oyuncuları... Ozan Bozkurt, Gülay Karacaoğlu, Gülay Karagöz, şeyi unutmuşum. Ve Can Tunalı ve eşeğim ile sizleri sevgiyle selamlıyorum. Programımızda kalın, bizimle kalın, her gününüz güzel olsun. Takip et. Gel, 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 gel. Evet, sizleri rahatsız ediyoruz. Son derece birbirinden değerli. Hoş geldiniz. Sanatçı hanımefendiler. Madamlar, matmazeller. Heyecan doluptu. Çok hoş değil mi? Peki bir şey diyeceğim. Bugün 59. oyununuzmuş. Heyecanda hiç azalma oluyor mu? Yani aslında her oyun başka oyun. Değil her mi? Oyun başka oyun oluyor. Seyirci... Her oyun farklı bir seyirciyle karşılaşıyoruz. Heyecanlanıyoruz tabii. Sevdiniz mi bu oyunu? Tabii ki sevmesek. Harikasınız. Hadi geliyorum. Biz oyunu da çekeceğiz zaten. Burada diğer sanatçı arkadaşlarımız. Hoş geldiniz. Bu arada... Bu arada bir makyaj söz konusu. Biraz bakalım mı? Boyadım bir tanesi. Çok hoş. Bu yüklerimi takma, bu da takma. Birazdan bıyığımı da takacağım. Benim bıyığımı da verecek şimdi. Evet. Teşekkür ederim. Çok zarifsiniz. Tabii ki. Çok zarif. Benim bıyığımı da takıyor bu arada. Evet. Ay hoş geldin. Ne haber? Ne haber, nasılsın? Çok iyi. Neygin Hanım, baba sahne. Müdürümüz. Yöneticimiz. Merhabalar. Biraz şuralara bakalım. Gel. Dekorlar bir kısmı. Aksesuar. Açamadım. Çünkü aksesuar. Evet evet. Sonradan yaptım. Bir önceki açılıyor bu da var. Yok. Bu ikincisi kırıldı. Bu şey mi? Süten mi olarak burası? Niye güldürüyorsun? Komik mi? Omuzlar da geliyor. Ha omuzlar mı geliyor bu? Program öncesi mütemadiyen bir acele, bir heyecan ve her ne kadar 59. olsa da hiçbir şey değişmiyor. Sanki demin Nazlı Hanım da ifade ettiği gibi ilk sefer gibi ya da ilk konser ya da ilk onun gibi. Bir bakalım ne durumdayız. Evet şu anda tabii ki bomboş fakat birazdan hepsi satılmış biletler ve 59. gösterisinde Don Quixote'um Ben, başrol Ozan Güven, Günay Karacaoğlu ve birbirinden değerli bu işe gerçekten gönül vermiş tiyatro sanatçıları, dostlarım, arkadaşlarım. Hadi artık kulisimizi terk edin. İyi oyunlar. Ben buradayım. İspanyol değil misiniz siz? Değilim efendim, Sivaslıyım ben. Ya sen Trabzon'luyum, kod kafalı, nereden sana konuşuyorsun? Saçmalama! Git buradan! Hayat kadını! Hayat kadını dedi. Orospu dedi. Ne pis ne? O değil Sancho. Dertleri dert dert dertleri dert dert dert. İyi de. Öldüm. Öldüm, gerizekalı! İnsan bir laf dinler!